Merhaba, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, keyifler yerindedir. Bu videoda kısaca kalp kapaklarından bahsedeceğiz. Çünkü biliyorsunuz kapaklar konusu biraz karışıyor. Sağ kapak, sol kapak, ana kapak, kapakta darlık, kapakta kaçak yetmezlik gibi bir takım hadiseler söz konusu. Kabaca ben de size bu konuyu aydınlatacak birkaç ufak tefek bilgi vereceğim. Şimdi biliyorsunuz kalp iki bölümden oluşuyor. Sağ ve sol kalp, hani küçük dolaşım, büyük dolaşım dediğimiz hadise. Yani temiz kanın kalbe gelmesi, oradan akciğere gitmesi, akciğerden tekrar kalbe gelmesi ve temiz kanın vücuda gönderilmesi. Kirli kanın toplandığı bölge, sağ bölge, iki katlı, birinci kat ve ikinci kat var. İkinci kattan akciğere gidiyor. Sol taraftan gelen temiz kan da kalbin sol tarafındaki birinci kata, ardından ikinci kata, oradan da vücuda gidiyor. Toplam 4 tane kapağımız var. Sağ taraftaki kapaklar ilk sırada triküspit kapak yer alıyor. 3 kapakçıktan oluşuyor. İkinci sırada sağ taraftaki kapak pulmoner kapak, akciğere giden kanı taşıyan bölgedeki ana kapak. Yani sağdaki ilk iki kapağımız bu. Soldaki kapaklarda ise birinci sırada mitral kapak gelir, iki kapakçıklıdır. Hemen arkasından ise aort kapağı gelir, aort kapağı da 3 kapakçıklıdır. En sık hangisinde sorun görülür diye soracak olursanız mitral kapakta, yani sol taraftaki kapakta daha sık söz konusudur hastalıklar. Hemen arkasından aort kapağı ile ilgili hastalıklar daha sırada görülür. Üçüncü sırada ise triküspit kapak, son sırada ise pulmoner kapak dediğimiz akciğer kapağındaki sorunlar söz konusudur. Şimdi efendim şöyle bir şey var. Eskiden Türkiye'de biliyorsunuz romatizmal ateş, bademcik ve ardından ekleme vuran romatizma, eklem romatizması dediğimiz ama şu anda Türkiye'de karışan bir hastalık vardı. Hala da var. Fakat çok şükür ki penisilin ve antibiyotiklerle azaldı ve ileri dönemdeki kapak sorunları neredeyse tamamıyla Türkiye'de yok oldu. Böyle bir romatizmal durumda mitral kapakta darlık çok sık görülürdü. Ve bir kapakta illa da tek bir sorun olacak diye de bir durum söz konusu değil. Hani darlık tek başına olabilir, yetmezlik tek başına olabilir, darlık ve yetmezlik de ikisi de beraber görülebilir. Biz eskiden sık mitral kapakta, yani sol kapaktaki darlığı çok görüyorduk, çok ameliyat ediyorduk. Ama şimdi çok çok azaldı. Onun yerine ise şu anda birinci sırada dersem, yanılmam, birinci derecede mitral yetmezliği ya da minimal yetmezlik, minimal kapak açığı diye bir rapor görebilirsiniz ekokardiyografide ve endişeye kapılabilirsiniz. Bir kere şunu söyleyeyim ki toplumun yaklaşık %7'sinde bu tür bir sorun vardır ve 70 yaşına kadar bunun ameliyat olma olasılığı %7'den düşüktür. Tabii ki tek başına olan böyle bir durumun yanında işte nefes darlığı genç hastalarda bu kapağın yapısındaki olan bozukluk, yumuşaklık nedeniyle daha ciddi durumlarda olabilir. Ama %90-95 olasılıkla bu iyi huylu bir durumdur ve sadece yılda bir kez eko yaptırırsanız yeterli. İkinci sıklıkla görülen kapak problemi aort kapakta oluyor. Kalpten çıkan ana damar, oksijenlenmiş kanı vücuda götüren ilk damar olan aort kapağının hemen başlangıç bölgesinde yer alan aort kapağı 3 kapakçıktan oluşuyor. Bazen doğumda 2 kapakçıklı oluyor. Yeni doğan döneminde çok ciddi sorunlara yol açıp ameliyat olabiliyor. Bir kısmı daha sonraki çocukluk döneminde ameliyat olabiliyor. Bir kısmı ileri yaşlarda hatta 70 yaşına kadar giden ve başka bir nedenden dolayı ameliyat olmuş ama normalde 3 kapakçıklı değil 2 kapakçıklı bir aort kapağına sahip hastalarla da karşılaşabiliyoruz. Aort kapağının özelliği şu, aort kapağı özellikle 70 yaşından sonra yavaş yavaş kireçlenmeye başlıyor. Kapak kireçlenip darlık gösteriyor ve buna bağlı şikayetler ortaya çıkabiliyor. Ve aynı zamanda çıktığı ana damarı da darlık veya kaçak yetmezlik sonucunda da büyütebiliyor aort kapak hastalıkları. Dolayısıyla kabaca kalp kapaklarında bilmeniz gerekenler bunlar. Dediğim gibi 4 kapağın içerisinde sıklıkla mitral kapakta yetmezlik birinci sırada, ikinci sırada aort darlığı şu andaki istatistikler ve gördüğümüz klinik tecrübelere göre. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere, hoşça kalın.